Toprağa şekil verip usta elleri teslim eden Süleyman Usta, unutulmaya yüz tutan tandır ocağı ustası. 69'dan beri mesleğin içinde olan o eller, Konya'nın en özel lezzeti tandır ekmeğine katkı sağlıyor. Konya'nın en eski ancak eskimeyen lezzetlerinin başında geliyor tandır ekmeği. Yıllar içerisinde tandır ocağı yapan ustalar azalsa da bazı ustalarımız bu geleneği nesillere taşımak için toprağın başında. Babadan oğula geçti bu meslek diyor ve ekliyor. Tandırcılık, destecilik baba mesleği. 69'dan beri bu mesleğin içindeyiz. İnşallah benden de çocuklarıma kalmak ümidiyle. Elhamdülillah. Tandır ocağının yapımı tatlı bir serüven aslında. Oldukça da meşakkatli. Yapım aşamalarını ustamızdan dinleyelim. Toprağı yıktırdıktan sonra içine kum karıştırarak el arabasına doldurup içeri alıyoruz. İçeri aldığımızda suyla ısladıp bir gün bekletiyoruz. Beklettiğimiz çamuru tandır yapmak için içine biraz bir saman karıştırıp çamur haline getiriyoruz. Makinelerimizle bunu içindeki taş, kök vesaire olan malzemeleri eziyoruz. Öylelikle hazır vaziyete getiriyoruz. Çamur haliyle bir gün bekledikten sonra makinelerimizden geçirip tandır yapmaya hazır vaziyete getiriyoruz. Tandırın yapımını mevsimler de etkiliyor. Kış günü toprak donar. Pişkin tandırda donan tandır ekmeğin arkasına yine kalkar. Çok eski bir gelenek aslında. Hala tandır kullanımı devam ediyor mu? Talepler ne durumda? Talepler öncekine göre daha fazlalaştı. Tandır ocaklarının çokça çeşidi var. Doğu bölgemizin kullandığı ince uzun tandırı var. Kısa ve geniş olan tandır. Konya'mızın geleneksel tandırı hangisi? Geniş ve kısa olan. Karınlı biraz. Tandır ocağı yapımı toprağın hazırlanmasından yoğrulup şekillenmesine kadar uzun bir yolculuk gerektiriyor. Geriye kalan fırınlama ise oldukça zor aslında. Tandırın pişirilmiş olduğu ocağın içerisindeyiz. Ustam, tandırı yaptık ve ocağa getirdik. Ne kadar bir sıcaklıkta pişiriliyor? 1000 derece, 1050 dereceyi buluyor. Ortalama 1,5 ton kadar falan odun yanıyor bir fırında.